Merhaba dostlar, bugün kuru fasulye yapacağız. Akşamdan ıslattığımız kuru fasulyeleri şimdi pişme aşamasını gösteriyorum. Yine kuru fasulye tarifi ablamdan olacak. Hadi bakalım bugün neler olacak mutfakta, bir bakalım yaparken neler yapacağız, ne espriler patlatacağız onu da bilmiyoruz. Yine mutfağımız savaş alanına mı dönecek bilmiyoruz. Devamını göreceksiniz arkadaşlar. Evet dostlar, fasulyemiz kaynıyor. Yalnız ablamdan bir ayrıntı bilgi verdi bana kendisi. Fasulyemiz 3 aşamada pişmeliymiş. Pilav gibi fazla suyu olmamalıymış arkadaşlar. Hani suyu çektikçe birazcık su dökeceksin. O zaman fasulyemizde şey olmuyormuş dostlar. Hani niye bazı fasulyeler pişti, bazıları çok pişmedi gibi bir sorun oluşmuyormuş. Hepsi aynı anda pişiyormuş arkadaşlar. Bu ayrıntıyı da sizlere söyleyeyim. Evet arkadaşlar, kuru fasulyenin içine konacak malzemelerimiz, işte soğanımızı dilimledik, gördünüz dostlar, böyle bu kadar. 2 kaşık salçamız, pul biberimiz, karabiberimiz, bir de tercihe bağlı arkadaşlar. Karışık, böyle bir çay kaşığı da karışık baharatımız var. Karışık olarak satılan baharatlar var. Her çeşit baharattan, içinde işte kimyonu falan her şeyi olan baharatımız var. Evet, malzemelerimiz bu arkadaşlar. Şimdi birazdan yağını kavurma aşamasına geçeceğiz ve onu anlatacağız dostlarım. Evet dostlar, fasulyemiz böyle pişiyor. Yalnız ablam bunu süzdürdü dostlar. Tekrardan suyunu koydu böyle. Şimdi birazdan yağını falan yakıp böyle üzerine dökecekmiş. Onu da gösterecek. Yağ falan alıp şu an kavuracak arkadaşlar. Onu göstereceğim. Fasulyemiz böyle pişmiş aslında. Çok güzel pişmiş. Ablamın kendi tarifi bu. Kendi yaptı. Evet dostlar. Fasulye burada pişiyor. Evet, bu kadar zeytinyağı koydu. Ve tereyağı. Daha bol bol koyabilirsin. Evet dostlar, bugün mutfağımızı fazla karıştırmadım. Her şeyini derledi, topladı. Bugün mutfakta savaş çıkmadı dostlar. Bakın her şeyini böyle tabağına falan her şeyini koydu. Derledi, topladı. Evet. Ötesini göstermiyorum mutfağa. Burası yine karışık. Şöyle gördüğünüz gibi kuru fasulyenin soğan kavurma aşaması, salça aşaması, bunları göstereceğiz dostlar. Bakın burada fasulyenin pişmiş mi pişmemiş mi testini yapıyor ablam. Bu şekilde bunu yağlayacak. Fasulyeyi bu şekilde pişirecek. Yalnız dostlar, bu ilk kaynama suyu değil, yani bunu daha sonrasında koydu. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Böyle pilav gibi pişirdi. Haşlama aşaması da pilav gibi oldu. Ve süzdürdü arkadaşlar. Yani bu, hani bu kuru fasulyeyi koyarken, kurarken yapılan su aşaması gibi bir şey. İlk kez ben de böyle bu tarifi görüyorum dostlar. Yani bu normalde 5 dakikada pişecek bir fasulye. Evet, burada soğanımız hala kavrulma aşamasında dostlar.
Evet, fasulyemizin kaynamanın son kıvamı olabilir. Son kıvamıymış bu. Yani sesini yüksekçe söyleyebilirsin ablacığım. Ben bazı şeyleri anlatıyorum ama sen de söyleyebilirsin. Sesini bizden mahrum etme. Güzel ablacığım. Evet, burada tereyağı ile birlikte soğanlarımız kavruluyor. Dostlar, dostlar, harika bir yemek daha geliyor bizlere. Evet, ablam buradayken bu çekimleri yapmak istiyorum. Bunları kaçırmak istemiyorum. Bedava çekimler diyoruz. Hazır yemek sunmak, hazır yemek atmak YouTube'ye. Daha kolay. Ben çekimini yapıyorum. Kendisi yapması güzel oluyor dostlar. Evet dostlar, şimdi soğanımızın salça zamanı, baharatlarını koyacağız. Bir yemek kaşığı da tuz ilave edildi arkadaşlar. Salçası sanırsam biber salçası mı ablacığım? Karışık. Yani benim salçamdan değil. Ay, benim. Evet arkadaşlar, aşçı dediğin kendi salçasını da getirir. Ablam getirmiş kendi salçasını da. Bize bir de çiğ köfte yoğuracak arkadaşlar. Bu biber salçasını özellikle getirmiş. Kendisi marifetlidir, sağ olsun. Evet, salçasını koydu ve baharatları da birazdan koyacak içine. Bu arada fasulyemiz böyle, bakın dostlar, tam hani pilav koyarsınız, suyu koyarsınız, o su kıvamında olacak. Benim çocuklar fazla sulu sevmediği için fazla sulu yapmadım. Hani aşırı sulu yemekleri sevmiyorlar bizimkiler. Baharatlarını da koyduk arkadaşlar. İlk kez böyle bir fasulye pişirme şeyi gördüm arkadaşlar. Ben tariflerde hiç böyle bir şey görmedim. Bu ablamın kendince yaptığı bir tarif. Kendi üretimi diyelim. Hadi bakalım. Daha hızlı oluyor sanırsam bu yemek, öyle değil mi? Düdüklü tencereye muhalefet yapalım. Düdüklü tencereye muhalefet mi diyorsun? Olmayınca? Olmayınca böyle yapabiliyoruz diyorsun. Yapacağım. Anladım. Anladım dostlar. Onu dökeceksin. Ben de fasulyeyi dökeceksin zannettim. Sulandırıyorsun. Pişsin onunla beraber ki fasulyenin içinde diri kalmasın. Anladım. Onu da orada pişirmiş oluyorsun soğanı falan. Diri kalmasın, evet. Fasulyenin içinde. Çok ilginç arkadaşlar. Salça falan. Gördüğünüz gibi. Onu da orada artık suyla pişiriyor. Bir bardak suyla. Ben dediğim gibi arkadaşlar, ilk kez gördüm böyle bir şey.
işte atamızdan uzak kalmanın zararları diyelim. Ben Bursa'da, kendisi İstanbul'da. Senede bir görüyoruz birbirimizi. Gurbet, hasretlik oluyor ama ne yapacağız işte, hayatlarımız. Bakın soğan falan iyice pişti arkadaşlar, kıvamı yerinde. İstersen böyle yapayım, eğer dökeceksen. Bir kadar şey alabilirsin, sarı bezi alabilirsin bak. Bir kaşık var, kaşık var, bir kadar. Çok dikkatli, elinden kayabilir bak. Islak mendiler saydım keşke. Evet. Arkadaşlar Gökten ablam. Gördüğünüz gibi fasulyemiz. Ama iç altı et dökebiliriz tekrarda. Dökeceğiz tabii ki. Çok ilginç arkadaşlar, çok ilginç. Tadını, lezzetini çok merak ediyorum. Gerçekten nasıl bir şey diye çok merak ediyorum dostlar. İlk defa böyle bir kuru fasulye tarifi gördüm. Çok ilginç. Gerçekten çok merak ediyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kırılma, dağılma hiçbir şey yok. Arkamda. Evet, fasulyelerde hiç parçalanma yok, dağılma yok. Gördüğünüz gibi dostlar. İstersen bunu suyundan dalıp ilave edebilirsin. Sıcak. Onu görmek istemiyorum. Tamam, tamam. Fazla ıttırmadan. Evet, tenceremizdeki soğan tavamızda kalan salçalı suyu da. Gördüğünüz gibi dostlar, bu şekil. Ne kadar pişecek bu ablacığım böyle? 10 dakika. Evet arkadaşlar, dakikasını bile parmaklarıyla bana söyledi. Komik bir durum. Dostlar gerçekten komik bir durumdayız. Evet arkadaşlar, kapağını kapatacak mısın? Evet dostlar, bir 10 dakika sonra yine son pişimini göstereceğiz.